Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitimden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey. Many to many ilişki tipinin yanlış kullanımına ilişkin bir örnek yapalım. Çok sıklıkla rastlıyorum böyle bir duruma. Şimdi modelde iki tane tablo var. Birisi satışlar tablosu. Tarih bazında sattığımız bir ürün var. Satılan miktar var. Basit bir transaction tablosu. Bir de stok tablomuz var. Stok tablosu da tarih bazında hangi üründen elimizde ne kadar stok var şeklinde bir bilgiyi tutuyor. Bu iki tabloyu da many to many ilişki üzerinden birbirine bağladım. Hangi sütun üzerinden? Tarih sütun üstünden. Şimdi rapor sayfasına geliyorum. Şu alttaki iki tablo bizim satışlar ve stok biraz önce gösterdiğim tablolardaki kayıtları gösteriyor. Hangi tarihte hangi üründen ne kadar sattık, hangi tarihte hangi üründen elimizde ne kadar var. Direkt kayıtları gösteren tablolar. İki tane basit metrik var. Birisi stok toplamını alan bir basit metrik, diğeri de satışların toplamını alan basit bir metrik. Burada da tablolar arası ilişkilerin bir resmi var. Şimdi şöyle bir matris oluşturuyorum. Bu matrise satışlar tablosundan satılan ürünle satışlar metriğini ve stok metriğini düşürdüm. Şimdi buradaki rakamları kontrol edelim. Doğru mu, yanlış mı? Matriste bir takım rakamlar olduğuna göre Power BI veri modeli arka tarafta bir hesap kitap yapıyor. Kafasının çalışma şekli var. Ama rakamların üstünden isterseniz bir geçelim. Şimdi satılan ürün diyor. A satışlar 13. Satılan ürünler burada. Şunları toplasak 13'ü bulacağız. Problem yok. B benzer şekilde. Şu rakamları toplasak 17'yi bulacağız. C için de aynı. Şu rakamları toplasak 14'ü bulacağız. Şimdi stok bilgisine bakalım. A için diyor ki 20. B 20, C 10, totalde 20. Şimdi A için 20 stok olmasına imkan yok çünkü 4. Stokun toplamı zaten 20. B için de benzer bir rakamı gösteriyor. C için de farklı bir rakam gösteriyor. C için tesadüfen doğru gibi gözüküyor. 10, 10. Ama diğerleri komple yanlış. Şimdi bu tür durumlarda yani beklemediğimiz rakamlar karşımıza çıktığında veri modelindeki ilişkilerin ne olduğunu doğru anlamadığımızda, filtrelerin akışını, filter propagation'ı anlamadığımızda, ok yönünü anlamadığımızda, tam içselleştirmediğimizde çıkan rakamları yorumlamakta zorlanıyoruz. Ama şu ana kadar öğrendiğimiz konseptler üzerinden, tablo arası ilişkiler, ok yönü, filtrelerin akışı, filter propagation kavramları üzerinden Power BI son derece tutarlı. Ama bu rakamların nasıl oluştuğunu isterseniz gelin bir deşifre edelim. Şimdi A için diyor ki 20. Peki A nereden geliyor? Satılan ürün sütunundan geliyor. Satılan ürün sütunu nerede? Bizim satışlar tablomuzda. Burada. Arada stokla ilişki var mı? Var. Stok metriği matriste gözüküyor mu? Gözüküyor. Şimdi satışlar tablosundan stok tablosuna doğru giden bir ilişki var. Bu tarafa doğru taşıyabiliyor muyuz filtreyi? Taşıyoruz. Hangi filtreyi taşıyoruz? Tarih filtresini taşıyoruz. İki tablo tarih sütunu üzerinden birbirine bağlanmış vaziyette. Devam edelim. A ürünü hangi tarihlerde satılmış? A ürünü şu tarihlerde satılmış. 1, 2, 3 Ocak. Bu filtreleri stok tablosuna taşıyoruz. Bu filtreleri stok tablosunda taşıdığımızda 1, 2, 3 Ocak, 1 Ocak, 1 Ocak, 2 Ocak diyor. Bunların hepsini görüyor, filtreliyor. Toplamı 20. Aynı mantık B için de geçerli. B ürünü hangi tarihlerde satılmış? 1, 2, 3 Ocak. Bu tarihleri alıyor bir filtre olarak stok tablosuna uyguluyor. Gördüğü tablo ne stok tablosunda bu 10 16 20 bunu da tutturduk bunu da tutturduk C içinde aynı mantık onu da tamamlayalım C ürünü hangi tarihlerde satılmış C ürünü 2 3 Ocak tarihlerinde satılmış alıyor bu tarih filtrelerini stok tablosuna uyguluyor elinde kalan tek gün şurası 10 diyor. Şu ana kadar anlattığımız bütün konseptlere tamamen uyuyor ve tutarlı davranıyor. Filtre taşıyor. Power BI veri modelinde arada ilişki kurmanın, tablolar arasında ilişki kurmanın tek bir amacı var demiştik. O da filtre taşımak. Power BI'de şu an bu örnekte filtreyi taşıyor. Çalışması gerektiği gibi çalışıyor. Hiçbir zaman için fake tabloları her iki tabloda da tarih geçiyor diye veya her iki tabloda da ürün geçiyor diye asla ve kesinlikle birbirine doğrudan bağlanmaz. Mutlaka her zaman için fact tabloların ortasına bir master tablo koyun, bir boyut tablosu koyun ve onunla ilişkilendirin. Artık one to many, many to many modelin durumuna göre değişir. Örneklerini yaptık ama kesinlikle fact tablolarını birbirine doğrudan bağlamayın.